Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tane daim müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kurbağa Manastırı başlıklı müzakeremizin 10. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde manastır içerisindeki yapılanmanın sadece liyakatsiz insanları sistem içine dahil ederek sistemi çökertemeyeceğini anladığını ve sistemin ana arterlerine saldırmaya başladığını söylemiştik. İşte bugün de sistemin ana arterlerini tahrip edecek bir noktayı yani yöneticilerin seçimini sizlerle paylaşacağız. Ama onun öncesinde size güzel bir haberim var. Sürekli olarak bu müzakerelere başladığımızda arkadaşlarımız soruyordu. Hocam Kurbağa Manastırı adlı kitap neden basılmıyor? Neden baskısı yok? Şimdi bizim müzakere sürecimizde güzel bir gelişme oldu ve Kurbağa Manastırı başlıklı kitabın ikinci baskısı Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından tekrar yapıldı. Kemal Gözler hocam da bana imzalı bir nüsha göndermiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir eserin yayınlanması, böyle bir eserin Türk okuyucusuna ulaşması büyük önem arz ediyor. Neden? Çünkü insanoğlu geçmişte de bugün de aynı insan. Yani orta çağdaki manastırdaki insanla başka bir diyarda, başka bir coğrafyada, başka bir dindeki insan aslında sorun olarak aynı şeyleri yaşıyor. Neden? Eğer hukuki, insani ve ahlaki çerçeve parantez alınmışsa sorunların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Şimdi geçmişte manastır içerisindeki yapılanmanın ortaya koyduğu sorunları bugün biz işte FETÖ gibi yapılarla ne yapıyoruz? Çekiyoruz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Peki bir isim, bir grup ya da bir şeyle sınırlı mı bu? Değil arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? O zaman bizim sadece bu işin belli bir grubun değil, bu işe yol açacak bütün olasılıkları ortadan kaldıracak önlemler almamız lazım. Aslında bunu anayasamız yapıyor. Yani bizler hukuki, ahlaki ve insani çerçeve uyarak, anayasal düzenin takipçisi olarak, hukuki bir çerçeve içerisinde hareket ederek, bu tür yapıların hepsine ne yapabiliriz? Engel olabiliriz. Ben buna e, liyakatla ilgili maddede değineceğim. Tekrar konumuza dönelim. Ve ikinci baskıyı temin etmek isteyen arkadaşlarımıza kitabın baskısının çıktığını ve kitap evlerinden alabileceklerini belirtmiş olalım. Şimdi nerede kaldık? Manastırlara yönetici seçimi. Şimdi yönetici seçimini oradaki yönetimin başındaki kişi yapıyor. Fakat bunu kendi kafasına göre yapmıyor. Ve bu... Aslında manastır içerisindeki liyakatli insanların belli bir şekilde sistem görmüş, eğitim almış, akademik çerçeveyi bilen, liyakat ve temsil kabiliyeti olan insanlar arasından belli bir ilke çerçevesinde seçimiyle ortaya çıkan bir süreç. Fakat işte bu süreci yani hem liyakati hem temsil kabiliyetini ortadan kaldırıp Oradaki usulü, oradaki teknik altyapıyı yok edip kendi istediğini atamak istedikleri için ne yapıyorlar? Bu liyakat sistemini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdi peki buradaki usul neydi? Manastırda öncelikle rahipler kendi aralarında 3 tane aday çıkartıyorlar ve bu 3 aday arasından yönetici diyor ki ben bu manastırın başına işte şu arkadaşın gelmesini istiyorum diyor. Yani aslında bir paylaşım söz konusu. Manastırların içindeki rahipler kendileri arasından 3 kişiyi çıkartıyor ve bu 3 kişi arasından da en layık olan oraya seçilmiş oluyor. Ve böylece hem rahiplerin kendi içlerindeki düzen açısından en liyakatlı olan seçimi söz konusu oluyor. Hem de yönetici olan kişi bunların arasından en layık gördüğü kişiyi atayabiliyor. Yani ne yapmış oluyoruz? Biz buradaki atamayı paylaşarak beraber yapmış oluyoruz. Şimdi peki buradaki sorun ne? Şimdi burada eğer iyi niyetliysek rahiplerin kendi aralarından seçtiği kişilerin arasından birisinin atanması güç paylaşımı, görev dağılımı ve istişare açısından sağlıklı bir sonuç üretiyor. Fakat kötü niyetliysek istediğimizi elde etme imkanımız ortadan kalkıyor. Niye? Çünkü her yönüyle istediğimi yaptırabileceğim bir kişiyi seçme ihtimalim düşüyor. Öncelikle rahiplerin tek tek ikna edilmesi gerekiyor. Ve bu rahipler arasından işte en liyakatsiz olanın öne çıkartılması için de baskı yapılması gerekiyor. Ve bu baskıyı yapmak için de başka türlü unsurlar kullanılması gerekiyor. Peki bunu yapamayınca ne yapıyor? Tümden bu atama şeklini ortadan kaldırıyor. Ve bunun tamamını oradaki en yetkili kişiye veriyor. Yani artık rahipler 3 kişi seçip gönderip oradaki yöneticinin seçmesi diye bir usul değil. Baş rahip aralarından birisini seçip oraya yönetici olarak atayabilecek bir duruma geliyor. Şimdi burada Belas Latinas diyor ki ben diyor seçimin usulüyle ilgilenmiyorum diyor aslında. Burada sorun seçilecek kişinin layık olmadığı halde bir göreve gelmesi diyor. Manastırlara atanan kişiler dünyevi istekler ve arzular nedeniyle atanmışsa arka planda siyasi mülazalar varsa o zaman oradaki manastırın temeline en büyük hasar verilmiş olur diyor. Ve bundan dolayı da normalde yapılması gereken ehil olan liyakat sahibi ve en kıdemli kişinin atanmasıdır ve e, biz ne yapmalıyız bunun sağlanmasını istemeliyiz talep etmeliyiz. Fakat ne oldu? Böyle olmadı diyor. Bir aylık rahiplerin dahi baş rahip olarak atandığına şahit olduk. Ve bu yeni atanan baş rahiplerin önemli bir kısmı akademik bir altyapıya sahip olmayan rahiplerdi diyor. Ve bundan dolayı da Bazılarının hiçbir kitabı veya makalesi yoktu. Bazıları ise kitaplarının ve makalelerinin çoğunun intihal taşıdığını görebiliyoruz. Diyor. Şimdi bunu günümüz akademisi açısından söyleyebilir miyiz? Ee, bence söyleyebiliriz. Neden? Çünkü özellikle en basit temel bir örnek parayla tez yazımı. Parayla tez yazan şirketlerin olduğu ve insanlara işte yüksek lisans doktora ya da işte doçentlikle ilgili süreçlerde destek olunabileceğini söyleyen ve alenen reklam yapan bir takım firmaların olduğu söyleniyor. Onun dışında FETÖ varı yapılanmaların bir takım ortaklıklarla tezler yazıp işte bir takım insanlara ünvanlar verdirmeleri ayrıca işte yabancı dil sınavlarında soruların çalınmasıyla ya da KPSS sınavlarında soruların çalınmasıyla layık olmayan insanların belli görevlere getirilmesi ve bu insanların işte o soruları çalan insanların başka insanların hayatlarını karartması yaşadığımız gerçekliğin içerisinde ortaya çıkıyor. Ve buna bir ilave daha yapmak lazım. Mesela kitapsız işte yayınsız ya da herhangi bir şekilde alanı ile ilgili bir konuda bir görüş sahibi olamayan insanlar Herhangi bir katkı yapamayan insanlar pek çok yerde karşılaştığımız maalesef sorunlar arasında. Ve bu insanların hem çalışmalarında hem yayınlarında hem ortaya koydukları işlerde bu liyakatsizliği afaçık gözlemleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Ve bu insanların çoğu da ünvan sahibi. Üzerinde profesör yazıyor ama alanı ile ilgili teknik ve temel bir konuda açıklama yapacak durumda değil. Bundan dolayı da bizim özellikle bu iki hususu yani herhangi bir kitabı ve makalesi olmadan Varsa da makalelerin intihal ve aşırmayla elde edildiği ya da bir takım örgütsel yapıların desteğiyle bu konumlara geldiği için mecburen o örgütsel yapının iç sistematiği içerisinde hareket etmek zorunda olması ne yapıyor? Akademiyi çürümeye sevk ediyor arkadaşlar. Şimdi ben 10. bölümü liyakat meselesiyle bu şekilde bitiriyorum. 12. bölümde günümüzde liyakat meselesini nasıl anlayacağız? Biz nasıl yorumlayacağız ona değineceğim. Sizlerin de yorum ve önerilerinizi, görüşlerinizi videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Hepinize katkınız, desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.